Örnekteki homojen olmayan ikinci mertebe lineer sabit katsayılı diferansiyel denklemi ele alalım. Bu denklemin bizden özel çözümünü bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar, özel çözümü neye göre veriyorduk? Homojen olmayan terimin yapısına göre. Şimdi $y(x)$'i sinüs 3x yapısında bir yapı önereceğiz. Ancak burada sinüs ve kosinüs fonksiyonları birbirlerine dönüşebildiği için daha genel bir ifadeyle biliyorsunuz belirsiz katsayılarda Rx'in Rx yapılarının daha genel formlarını öneriyorduk. Burada da sinüs 3x'in daha genel formu a çarpı sinüs 3x yerine şunu alıyoruz. Kosinüs de türevler alırken birbirine dönüşeceği için hem kosinüs ve burada. Özel çözümü şöyle alıyoruz. A çarpı kosinüs 3x artı B çarpı sinüs 3x. Evet bu sinüs 3x ise kosinüs 3x'in yani sinüs ve kosinüsün içindeki argümanın 3x'in bizim şuradaki rx'in sinüs 3x'in argümanı ile uyumlu olması lazım arkadaşlar. Sinüs varken bile unutmayın kosinüsü önermemiz gerekiyor. Şimdi bu özel çözümü geleceğiz. Diferansiyel denklemde yerine yazacağız. Yani yp'nin özel çözümün ikinci türevi eksi yp'nin özel çözümün birinci türevi artı özel çözümün kendisi. Bunu 2 sinüs 3x'e eşitleyeceğiz. Ancak öncelikle bu özel çözümün bir türevini alalım. Özel çözümün birinci türevi a çarpı kosinüs 3x'in ilk türevini alıyoruz. Eksi 3 a sinüs 3x b çarpı sinüs 3x'in türevi artı 3b kosinüs 3x. Bir kez daha türev alsam. Eksi 9 a kosinüs 3 x eksi 9 b sinüs 3 x. Şimdi gelelim bu ikinci mertebe türevi, ilk mertebe türevi ve fonksiyonun kendisini burada yerine koymaya. Buradan eksi 9 a kosinüs 3 x Eksi 9B sinüs 3X. Bu kısım ikinci türev. Eksi ilk türevi yazıyorum şimdi. Eksi 3A sinüs 3X artı 3B kosinüs 3X. Gelelim fonksiyonun özel çözümün kendisine a çarpı kosinüs 3x artı b çarpı sinüs 3x. Bunun neye eşit olması lazımmış? Bunun 2 sinüs 3x'e eşit olması lazım. Şimdi sağ tarafta sinüs 3x'li terimler olduğu için soldaki terimleri de sinüs 3x başka ve kosinüs 3x olarak ayrıştırayım. Dikkat et kosinüs 3x terimleri ortak parantez aldığımda sıfıra eşitleyeceğiz. Ancak sinüs 3 xli ortak parantezli terimleri aldığımda 2'ye eşitleyeceğiz arkadaşlar. Düzenlersek burada arkadaşlar kosinüs ve sinüs. Şimdi sinüs terimlerin katsayıları eşit olması lazım. Yani 3a 2b eşittir 2'ye. Kosinüs 3x terim sağ tarafta olmadığı için demek ki bunun katsayısı da 0 eşit olması lazımmış. O zaman 3a eksi 8b eşittir 2 iken eksi 8a eksi 3b eşittir 0'mış. Şuradan hemen A'yı 3 bölü 8B olarak bulabilirim. Ve gelip A yerine A yerine 3 bölü pardon şurada düzelteyim. Eksi yazayım. Eksi 3 8B. Buradan hemen B'yi arkadaşlar eksi 16 bölü 73 A'yı da 6 bölü 73 buluruz arkadaşlar. B ve A. Gelelim bunu özel çözümümüzde yani burada yerine yazarsak özel çözümümüz YP eşittir. 6 bölü 73 kosinüs 3x eksi 16 bölü 73 sinüs 3x yapar arkadaşlar. Şimdi soruda bizden özel çözümünü istemiş. Genel çözümünü isteseydi ne yapacaktık? Genel çözüm. Genel çözüm arkadaşlar homojen çözümle özel çözümün toplamıydı. Bu diferansiyel denklemin homojen çözümü nasıl bulunur peki? Homojen çözüm arkadaşlar. İkinci türevi eksi ilk türevi denklemde y gördüğüm yere homojen çözümü yazıyorum. Eşittir. Ha, şimdi rx'i burada 2 sinüs 3 x'i yazamazsın. 0 demen lazım. Homojen çözüm için rx eşittir. 0 olmalı. Evet. Bunu karakteristik denklemle çözüyordum. Homojen denklemleri. Lambda kare eksi lambda artı 1 eşittir. 0. Buradan arkadaşlar bu ayrıştırılabilir bir denklem değil. Nasıl yapacağız bunu? İkinci derece formülü uygulayalım hemen. Eksi, eksi B bölü 2A. Yani 1 bölü 2 artı eksi B kare eksi 4AC. B eksi 1 karesi 1 eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si 1. Evet dikkat et. Şurası eksi köküç çıkıyor. O da eşittir. Köküç iyi. Evet orası köküç iyi. O zaman lambda 1 2 eşittir. 1 bölü 2 artı eksi köküç iyi bölü 2 imiş. Kompleks eşlenik kökler. Kompleks eşlenik köklerde neydi? Homojen çözüm ya da çözüm. E üzeri şuraya alfa diyorduk. Şu kısım alfaydı. Şu kısımda beta. Buradan e üzeri alfa x yani 1 bölü 2 x parantez. C1 çarpı kosinüs beta x beta'yı yerine koyuyorum. Kök 3 bölü 2 x artı c2 çarpı sinüs beta x. Beta'yı yerine koyuyorum. Kök 3 bölü 2 x. Evet arkadaşlar homojen çözüm bu. Özel çözüm bu. Bu ikisinin toplamı benim genel çözümüm. Yani y eşittir. Hızlıca. Bakın burası homojen çözüm. Burası ise özel çözüm. Özel çözümü 2 bölü 73 ortak parantezine aldım. Arkadaşlar şimdi soruda özel çözüm bulun, sormuş bize. Dolayısıyla özel çözümle başladık. Ancak sorudan istemediği homojen çözüm ve genel çözümü de bulduk. Tabi standart şu şekilde bu tarz diferansiyel denklemleri çözerken genelde genel çözüm sorulur. Ve genel çözümlere başlarken önce homojen çözümle başlanır. Özel çözümle başlanmaz e, ee, bir sıkıntıya yol açar mı homojen çözümle başlamamak? Açıyor ama bu soru da açmadı. Nerede açacağını size ileride fark anlatacağız. Bazı özel durumlarda homojen çözümle başlamadığın zaman yani homojen çözümü görmediğin zaman özel çözümü önerdiğin özel çözüm sıkıntı çıkartabiliyor. Her ne kadar sen doğru özel çözümü öner sende. Bir örnek daha yapalım. Y'nin ikinci türevi eksi. Y'nin ilk türevi eksi. Y'nin bunu bir yanlış yazmışız. Eksi 3 katı. Eşittir. 4x-5 artı 6x çarpı üzeri 2x'e eşitmiş. Şimdi bu denklemin genel çözümünü bulacağız. Öncelikle homojen çözümle başlayalım. Homojen çözüm neydi? Homojen çözüm diferansiyel denklemin türev sadece türevlerinde ve fonksiyonun kendisini gördüğünde yerine koyduğunda denklemi sıfırlayan çözümdü. Yani şu kısmı bu kısma eşit olmayıp sıfıra eşit olan çözümdü. Bu kısma eşit olan şu kısma eşit olan çözüme ne diyorduk? Özel çözüm. Daha özel çözümü geçmiyoruz. geçmiyoruz. Şimdi bunu karakteristik denklemle çözelim. Lambda kare eksi 2 lambda eksi 3 eşittir 0. Eksi 3 ve artı 1 olarak ayrıştırsak bu da lambda lambda o zaman çarpanlarına ayrılmış şekli yukarıdaki polinomun lambda eksi 3 lambda artı 1 eşittir 0. Buradan lambda 1'i 3 lambda 2'yi de eksi 1 buluyoruz. Dolayısıyla bunlara karşılık gelen çözümler y homojen eşittir. c1 çarpı e üzeri 3x artı c2 çarpı e üzeri eksi x arkadaşlar. Şimdi gelelim ypye ypyi yani özel çözüm bulmaya. Şimdi özel çözüm arkadaşlar yerine koyduğun zaman denklemde bu sefer sıfır değil de sağ taraftaki eşitliği verecek. Yani soruda 4x 5 artı 6x çarpı e üzeri 2x'i verecek çözümdür. Dolayısıyla demek ki yerine koyunca eşittir. 4x 5 artı 6x çarpı e üzeri 2x elde edeceksin. Şimdi burada Rx'te iki tane farklı yapı var. Birinci yapımız 4x-5 olan şu polinom. İkinci yapımız ise bir polinom ve eksponansiyel fonksiyonun çarpımı. Şimdi bu iki yapının arkadaşlar lineer kombinasyonu var. YP'nin içinde. Dolayısıyla ben ayrı ayrı bu ypleri denkleme sağlatarak denkleme sağlatarak katsayılarını tabi belirsiz katsayılarla tanımlanmış çözümün katsayılarını bulabilirim şimdi nedir 4x -5 için sağlatılması gereken özel çözüm 4x 5'in genel hali ne? bir birinci derece bir polinom değil mi o? ax artı b önerelim o zaman ona. Belirsiz katsayılar. Buradaki ax, a ve b belirsiz katsayılar. İkinci durum ne? İkinci durumda ise yani yp2 için 6x çarpı e üzeri x'e bir özel çözüm önereceğiz. Şimdi bakalım e üzeri 2x'in önünde bir x var. Bu x aslında tek başına bir birinci derece polinom olduğunu biz buna söyledik. Dolayısıyla birinci derece polinom çarpı bir eksponansiyel fonksiyon var. Dolayısıyla ona şunu öneriyorum. cx artı e çarpı e üzeri 2x. Sadece tek başına e üzeri 2x olsaydı tek başına e üzeri 2x olsaydı bu kolaydı. Ne önerecektim? Şuraya yazayım. K çarpı E üzeri 2x gibi bir yapı önerecektim. Ancak bir de bunun önünde şu 6x var. Peki sadece 6x olsaydı ne önerecektim? Ne önerecektim? Şunu önerecektim. M x artı B ya da mx artı n şeklinde bir fonksiyon öner çektim. Şimdi ikisi yan yana çarpım durumunda olduğu için aslında ben ne yapıyorum? Şu mx çarpı n ile k çarpı e üzeri 2x'i öneriyorum buna. Peki şuradaki bakın e üzeri 2x'in önünde bir tane k var. Neden peki bu e üzeri 2x'in önünde bir sabit koymadım? Nedeni de şu Şimdi burada şu k'yı koymak gereksiz. Neden? Bu k'yı içeriye dağıtınca en, en çarpı k ve m çarpı k yine birer sabit olacak. Dolayısıyla sabitler çarpım durumuna geldiği için ben tekrardan şuraya şu e üzeri 2x'in önüne bir e, katsayı bir belirsiz katsayı koymuyorum. Koyabilirsin. Hiçbir şey e, elde edemeyeceksin onda o katsayıdan. E, dolayısıyla c kar, çarpı Diyelim ki K koydun. E çarpı K'yı bulacaksın. E, gereksiz boş boşuna işlem koymana gerek yok. Bizim aslında en baştan beri bu derste söylediğimiz sabitlerin düzgün yerlere ko koyma ilkesi burada da geçerli. Şimdi YP1 ve YP2'yi sen denkleme YP eşittir AX artı B artı CX artı E çarpı E üzeri 2X olarak da sağlatabilirsin. Veya bizim size önerim bunu parçalayıp sağlatman. Yani önce YP1'i denklemde yerine yazman ve o kısmı direkt olarak ilk özel çözümle ilişkili kısmı atamak. Yani 4x eksi 5'e. Dolayısıyla şurası yp1 ise burası 4x eksi 5 olacak. Dolayısıyla buradan belirsiz katsayıları bulursan birinci özel çözümü bulursun. Bir de ikinci özel çözümü sağlatırsan denkleme 10 olacak. YP 2 çizgi eksi 3 YP. O da 2. Tabi o da eşittir. 6 çarpı E üzeri 2X. Buradan da belirsiz katsayıları sayıları polinom eşliğinden bulursan buradan da ikinci özel çözüm bulmuş olacaksın. Birinci ve ikinci özel çözümde bulduğun polinom eşitliklerinden bulduğun A'yı, B'yi, C'yi, E'yi gelip Burada artık yerine yazdığın zaman komple bütün özel çözümü bulmuş oluyorsun arkadaşlar. Ee, i̇şlem hatası yapmamak için böyle farklı yapılar varsa homojen olmayan kısımda size tavsiyemiz parçalayıp çözmeniz. Parçalayıp çözmeniz. Şimdi biz parçalayarak çözeceğiz. Yani önce YP1'i şu birinci denklemi Birinci çözümü şu denkleme sağlatalım. Yani bu kısmı yapalım şimdi. Ne var burada? YP1'in ilk türevi var. YP1'in ilk türevi nedir arkadaşlar? AX artı B'nin birinci türevi A. Peki A'nın bir türevi daha ne? Sıfır. E, o zaman buradan Tabi burada yerine yazıyorum. Bu, bu denklemi yazıyorum artık. 0 2a 3 parantezinde ax artı b ne eşitmiş? 4x eksi 5'e eşitmiş arkadaşlar. Düzenlersem 3ax eksi 2a eksi 3b eşittir 4x eksi 5'miş. Şimdi x'in önündeki 4 ile şuradaki x'in önündeki eksi 3a birbirine eşit. O zaman eksi 3a eşittir 4. a eşittir eksi 4 bölü 3. Kalan terim hangisi? Şurası eksi 2a eksi 3b eşittir. Eksi 5. Yani eksi 2a eksi 3b eşittir. Eksi 5. Buradan 8 bölü 3 eksi 3b a yerine yazdım. Eşittir. Eksi 5. Denklemin her iki tarafını 3 ile genişleteyim. 8 eksi 9b eşittir. Eksi 15. Buradan 8'i karşıya atayım. Eksi 8. O da eksi 23. Eksi 23 bölü eksi 9. 23 bölü 9b. Evet. A eksi 4 bölü 3. B ise 23 bölü 9. O zaman birinci özel çözümün birinci kısmı şöyle bulundu. Eksi 4 bölü 3 x eksi 23 bölü 9. Şimdi gelelim ikinci özel çözüme. Yani buraya. Ne önermişiz arkadaşlar? Cx artı e çarpı e üzeri 2x. Cx 6 e tekrar yazayım şuraya e üzeri 2 x bunu geleceğiz şu yazılmışı bak buraya koyacağız neler var burada ikinci türevi var ve ilk türevi var o zaman ilk türevini hesaplayalım yp2'nin ilk türevi eşittir Cx artı e bir fonksiyon, e üzeri 2x de bir fonksiyon olarak düşüneyim. İlk fonksiyonun türevi yani C çarpı ikinci fonksiyon 2x artı ikinci fonksiyonun kendisi, pardon ilk fonksiyonun kendisi Cx artı e çarpı ikinci fonksiyonun yani e üzeri 2x'in türevi şu e üzeri 2x'tan şurada iki şuraya başa yazayım. Bu ilk türevi. İkinci türevi arkadaşlar c çarpı e üzeri 2x'in türevi 2c e üzeri 2x. Yine aynı şekilde 2 parantez içinde cx artı e çarpı e üzeri 2x'in türevini alıyorum. cx artı e'nin türevi nedir? c'dir. O zaman 2c çarpı e üzeri 2x. Şimdi ise e üzeri 2x'in türevini alıyorum. 4c çarpı pardon 4 parantez içinde cx artı e çarpı e üzeri 2x. Buradan bunu düzenlersem şu ilk iki eleman aynısı. Yani 4c e üzeri 2x artı 4c parantez içine tabii ki x artı e eşittir e üzeri 2x. Şimdi gelelim benim denklemime. Neyi denklem? YP'nin ikinci türevi eksi 2 çarpı YP'nin ilk türevi eksi 3 YP. Tabi bunlar YP'lerin hepsi ikinci. Ne eşit olacakmış? İkinci kısmı ile ilgilendiğimiz için 4x 5'i almamıza gerek yok. 6x çarpı e üzeri 2x alıyoruz. Öncelikle şurada yp2 şunu yerine yazayım. Yani 4c çarpı e üzeri 2x artı 4 çarpı cx artı e çarpı e üzeri 2x. Şimdi bunu yerine yazayım. Yani eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı yp'nin ilk türevi yani şurası tabi yp 2'nin ilk türevi şuraya c üzeri 2 x sığmayacak aşağı geçeyim. Artı 2 çarpı şunu hatta köşeli parantez yapayım şöyle. 2 çarpı cx artı e e üzeri 2x köşeli parantezi kapattım. Şimdi eksi 3 yp2 yani eksi 3 yp2 neydi? cx artı e e üzeri 2x'ti. Bunların hepsinin neye eşit olması lazım? 6x çarpı e üzeri 2x'e eşit olması lazım arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bak. Şu 4cx e, cx e artı e üzeri 2x ile şuradaki 2 çarpı c e üzeri, c x artı e, e üzeri 2 x sadeleşiyor. Neden? Çünkü bunun önünde bunların önünde eksi 2 var. Bu gitti bu terimler. Kalanlar neler? Kalanlar neler? Şunlar. Bir defa burada 4 c e üzeri 2 x var. Burada eksi 2 c e üzeri 2 x var. Bu ikisini yazayım şimdi. 4ce üzeri 2x eksi 2ce üzeri 2x yani arkadaşlar 2ce üzeri 2x ve diğer kalan terim ne? Şu eksi 3cx artı e e üzeri 2x eşittir 6x e üzeri 2x. Şimdi sağda x çarpı e üzeri 2x'li bir yapı var. Solda da x e üzeri 2x'li yapı ve e üzeri 2x'li yapı var. Dolayısıyla bunları ortak parantezine alayım. Yani e üzeri 2x'li terimlerle terimlerle şurası şu ve şuradan cx çarpı e üzeri 2x terimleri ortak parantez alayım. Yani 2 c artı e e üzeri 2x eksi 3 cx e üzeri 2x. Niye eşit olması lazımmış? 6x e üzeri 2x. Şimdi sağ tarafta x e üzeri 2x terim. Soldaki x e üzeri 2x terim. Dolayısıyla eksi 3'ün neye eşit olması lazımmış? 6'ya eşit olması lazımmış. Eksi 3 c eşittir 6. Buradan c eşittir. Eksi 2 arkadaşlar. C eşittir eksi 2. Şurada şunu düzeltmek istiyorum. Şurada bir hata var. E üzeri 2x ortak parantezden yukarıdan aldığım zaman şuradaki eksi 3'ü buraya yaz. Şurayı içeri dağıtırken buraya yazmamışım. Yani 2c eksi 3 e olması lazım. 2c eksi 3 e. Dolayısıyla 2c eksi 3 e neye eşit olacak? Sağ tarafta sadece e çarpı e üzeri 2x'i iki bir yapı var mı? Yok. Dolayısıyla bu 0 eşit olacak. C'yi kaç bulmuştuk? Eksi 2 bulmuştuk. O zaman eksi 4 eksi 3e eşittir 0. Buradan e eşittir. Nedir arkadaşlar? Eksi 4 bölü 3. Evet. İkinci özel çözümün belirsiz katsayılarını bulduk. Neydi özel çözümümüz bizim? şu. Cx artı e çarpı e üzeri 2x. Dolayısıyla c'yi eksi 2, e'yi de eksi 4 bölü 3 yerleştirirsem yp2 eşittir. Eksi 2x eksi 4 bölü 3 çarpı e üzeri 2x. Bu da ikinci özel çözümü. İlk özel çözümüm neydi? Yukarıdan çekelim. Evet ilk özel çözüm de buydu. Şimdi bu birinci ve ikinci özel çözümü toplarsam benim aradığım özel çözüm olacak. Yani yp eşittir. yp1 artı yp2. Arkadaşlar bu böyle parçalayarak çözdüğümüz sorular hangi problemlerdi? Lineer problemler. Lineer problemlerin özelliği neydi? parçalayıp bölebildiğimiz çözümlerin hepsinin toplamı asıl çözümü veriyor. Ki bu olayda bu bahsettiğim şeyde aslında süperpozisyon ilkesi. Yani problem binerse sen süperpozisyon ilkesini kullanabiliyordun. Şu anda hem denklemin genel çözümünde hem özel çözümlerinde süperpozisyon ilkesini kullanıyorum. Evet YP1 yerine yazdım ve YP2 eksi 2x eksi 4 bölü 3 çarpı e üzeri 2x. Evet arkadaşlar burada ufak bir hatam var. Şimdi ilk özel çözüme gidelim. B'yi 23 bölü 9 bulmuştum. B artı 23 bölü 9. Şimdi bu B gelip ilk özel çözümde yani YP1 eşittir. AX artı B'de B yerine 23 bölü 9'u yazınca şurada niye eksi koydum bilmiyorum. Burası artı olacak arkadaşlar. Bu artı. Tamam mı? Burası artı 23 bölü 9. Dolayısıyla Şurada da bunu düzeltelim. Artı 23 bölü 9. Gelelim burada da düzeltelim. Artı 23 bölü 9. Evet burası ilk özel çözüm. Burası da ikinci önerdiğim özel çözüm. Sen bu şekilde yapmak zorunda değilsin. Direkt olarak özel çözümü ax artı b artı cx artı e çarpı e üzeri 2x şeklinde önerip bunun gelip ilk türevini ikinci türevini hesaplayıp gelip denklemde yerine yazıp tamam mı şu denklemde yerine yazmak bu şekildeydi 3 ve yazıp eşittir deyip bu sefer tüm sağdaki çözümleri alıp 4x eksi 5 artı 6x e üzeri 2x'e eşitleyerek bu belirsiz katsayıları a'yı, b'yi, c'yi, e'yi bulabilirdin. Ama ben burada işlem hatalarından kaçınmak için parçalara parçalayıp çözdüm. Ama yine de işlem hatası yapmışız. Neyse ki fark ettik. Şimdi gelelim denklemin genel çözümüne. Genel çözüm homojen çözümle bu yukarıdaki özel çözümün toplamıydı. Homojen çözüm neydi? Homojen çözümü bu şekilde bulmuştuk. Özel çözümler de yukarıda. Dolayısıyla bunu geleyim. Şuradaki şu homojen çözümün h'sini kaldırayım. Bunun yanına da benim bulduğum özel çözümü eklersem şu şekilde denklemin genel çözümünü bulmuş olurum. Homojen çözüm ve belirsiz katsayılarda yaklaşımıyla bulduğum özel çözüm.